ön ısıtma sıcaklığına geldiğimizden nasıl emin oluruz? Bunu nasıl anlarız? Bundan bahsedeceğiz. Malzeme kalınlığımızın 4 katı kadar bir mesafeyi baz alıyoruz. Sastom malzeme kaç milim? 5 milim. 5 milim malzeme. Bakın zaten içinden çıkan suları görüyorsunuz. Tam belirlediğimiz noktaya kalemi şu şekilde sürüyorsunuz. Sağ taraf düzgün ısınmadığı için 20 milimetre mesafede bakın hiçbir şekilde ergimiyor. Bu genelde yapılan en çok hatalardan bir tanesi zaten. Isıta 5'in de böyle bizim burada kullandığımız gibi habire boyama yapar gibi kullanmanıza gerek yok. Merhabalar, herkese kolay gelsin. Kolay gelsin arkadaşlar. Bugün İsa Usta ile birlikte size çok kısa bir şekilde ön ısıtma yapılırken ön ısıtma sıcaklığına geldiğimizden nasıl emin oluruz? Bunu nasıl anlarız? Bundan bahsedeceğiz. Daha önce bir ön ısıtma videosu çekmiştik. Orada ön ısıtmanın şartları nedir? Hangi durumlarda yapılmalıdır? Sıcaklık belirlerken nelere dikkat edilmelidir? Detaylıca anlatmıştık. Dinlemek isteyenler, bilgi edinmek isteyenler o videodan gerekli bilgileri edinebilirler. Hem videonun altına hem de özel mesajla zamana sari olarak da geçmişten günümüze çok fazla da aldığımız bir soru var. Aslında basit bir cevabı var ama hani tabii ustalarımız, meslektaşlarımız görmedikleri zaman konuya vakıf olamıyor biliyorlar. Gayet normal bu. Şimdi ben bir parça var elimde. Bundan ön ısıtma yapacağım. Şalomayla yapacağım. Konvansiyonel bir yöntem kullanıyorum. Baktım işte ettim. Bu karbon çeliğinde veya dökme demirde her neyse ön ısıtma sıcaklığım 200 derece veya 300 derece neyse. Ben bunu tavlarken bu sıcaklığa geldiğimi nasıl anlayacağım? Şimdi tabii farklı yöntemler var. İşte taç termometreler var. Dokundurarak kullandığınız. Veya işte ölçerleriniz var. Lazer termometreler var. Bunlar kullandınız. Tabii bunlar biraz daha imalatta hem çabuk aşınıp bozulduğu için hem biraz daha pahalı oldukları için çok tercih edilmeyebiliyor. Veya bundan işte 10 tane alıp dağıtılamayabiliyor kaynakçılara. O yüzden bu işin en eski ve en sağlıklı yöntemi ısı tebeşiri olarak veya ısı kalemi olarak belirttiğimiz ürünün kullanılması. Biz bunu hep öneriyoruz. Gerek telefonda, gerek mailde, gerek yorumlarda yıllardır öneriyoruz. Hep de şöyle bir cevap duyuyoruz. Ya biz onu bilmiyoruz. Nereden alacağız, nasıl kullanacağız falan. Hızlıca bir gösterelim istedik. Hem öğrenci arkadaşlarımızda hem de bilmeyenlere bir yardımımız dokunsun. Şimdi bir kamera yaklaşırsa önce parça üstünde bunu nasıl kullanacağımızı bir görelim. Sonra ısıtıp yerinde görelim. Evet, ısı tebeşiri, ısı kalemi diye belirttiğimiz ürün bu. İsa Usta sen bundan kullandın mı hiç daha önce? Yok, daha önce kullanmadım. Şimdi mühendisler genelde hep lazer termometre kullanıyorlardı. Lazer termometre. Aynen, bunlardan görmedik yani biz fazla zaten kullanmadık. Zaten senin geçmişin daha yoğun paslanmaz titanyum imalatları. Evet, oralarda biraz daha seyrek kullanılır bu ürün. Bu kadar basit bir ürün. Herhangi bir hurdavatçıdan bulabiliriz değil mi bunu? Her yerde bulabilirsiniz. Biraz pahalı ama sonuçta yani işinizi görecek bir malzeme. Yani tabii ki bu dijital termometrelere göre en ucuz yöntem tabii. Yine de bu ama. Çünkü dijital termometrelerde ısı var, toz var, kir var. Yani hepsi düğmeli ve çalışan dijital bir şey olduğu için. Evet, bir de bunlar lazer termometrelerde yansıma falan oluyor. Tabii. Doğru ölçmeyebiliyor. Peki şimdi bunu nasıl kullanacağız? Şimdi bin bir çeşit parça var, bin bir çeşit imalat var. O yüzden böyle bir düz plaka üstünde biz bir size kısa bir bilgi verelim. Siz onu kendiniz yorumlayın. Bu arada bu söyleyeceğimiz şeyler standartlara göre, kodlara göre değişiyor ama biz genel bir toparladık. Başlangıç seviyesi olarak bir bilgi olarak düşünün bunu. Şimdi böyle bir parça var elimizde. Şuradan kaynak yapacağız. Burada kaynak ağzı da olabilir. Bu parça 10 milim olabilir, 20 milim olabilir. Fark etmez. Şimdi bizim buradaki temel dikkat etmemiz gereken prensip şu. Yapacağımız parça, plaka 50 milimetreden küçükse malzeme kalınlığımızın 4 katı kadar bir mesafeyi baz alacağız. İsasto malzeme kaç milim? 5 milim. 5 milim malzeme. 4 katı ne yapıyor? 20 milim. Evet. Yani 2 santim. Bizim dikkat etmemiz gereken mesafe şu olacak. Kaynak ağzından sağa ve sola 2 santimetre bu tarafa, 2 santimetre bu tarafa mesafeden ölçülecek. Bu işlem tüm kaynak mesafesi boyunca geçerli. Bu parça 6 milim olsaydı 4 kere 6 24 yani 24 milim şu mesafe 24 milim bu mesafe 24 milim olacaktı. Sağ ve sola şeklinde. Bunu her şekilde parçalar için aynı kuralı baz alabilirsiniz. Siz ısı tebeşiriyle veya lazer termometreyle veya taç termometreyle fark etmez ölçümü yaparken diyelim ki belirledik
200 derece santigrat ön ısıtma sıcaklığım var. Bu ölçümü ısıtma işlemi sonrasında şuradan yapacaksınız. Ya yani buradan değil. Veya buradan değil. Burası da 200 dereceye gelirse daha iyi. Ama bu sefer boşuna zaman ve enerji kaybetmiş evet. olursunuz. Sonuçta para bu işler. Şuradan yapmanız yeterli olacaktır. 5 milim malzeme için. Bir istisna var. Şayet malzeme kalınlığınız 50 milimetreden büyükse ana malzemenizin kalınlığı. Burada herhangi bir şeyle çarpmıyorsunuz. Şu mesafe 75 milime çıkıyor. İstisnasız olarak. Yani eğer buradaki mesafe malzemeniz 50 milimse de 75 milim, 80 milimse de 75 milim, 90 milimse de 75 milim oluyor. Ölçüm yapacağınız mesafe, uzaklıktaki mesafe 75 milime kadar çıkıyor. Ekranda da bu değerleri görüyorsunuz zaten. Bir tane daha vermemiz gereken bilgi var bu konuda. Bir köşe parçası var elimizde. Bu farklı kodlarda farklı şekilde yazıyor ama biz emniyetli bir şekilde davranabilmek için imalatta şunu tavsiye ediyoruz. Eğer elinizde köşe parçası varsa ne demiştik? Malzeme kalınlığının 4 katı demiştik. Lisansta kaç milim parça? Yine 5 milim. Evet 5 milim. Deminkinde ne yaptık? 5 çarpı 4 şeklinde ilerledik. Köşe birleştirmelerde ikisini toplayarak ilerleyin. Çünkü burada ısı dağılımı ile alakalı ekstra bir durum var. Isı daha farklı dağıldığı için bir dezavantaj getiriyor. Çok detayına girmiyorum. Yani bunu 5 milim almayın da ne alın? 10 milim alın. 10 milim çarpı 4 ne yapıyor? 40 milim yapıyor. Emniyetli alanınızı 40 milim olarak belirleyin. Yani şurası kaynak bölgesi ise buradan 40 milim yukarı doğru 40 milim şeklinde belirleyip ısı tebeşirini bu bölgeden veya lazer termometreyi bu bölgeden hesaplayarak kullanın köşe kaynaklarında. Şimdi İsa Usta bize şalomayı bir ateşlesin. Şöyle bir temsili olarak size bu ısı kaleminin tebeşirinin 200 derecelik bir kalem bu. Biz de evet, şimdi 200 dereceye getirmeye çalışacağız. Üzerinde yazıyor zaten şurada gördüğünüz gibi. Evet. Derecesi de yazıyor. Bunun 300'ü de var değil mi İsa Usta? Evet. 100'ü de var. 400'ü de var. İmalattaki beklentinize göre diyelim ki bir seri imalat aldınız. Onların hepsi 300 dereceye kadar ısıtılması lazım. 10 tane kaynak operatörü var. Bunlardan birer tane alıp dağıtmanız gerekiyor. Yeterli olacaktır. Aynen. Şimdi bir görelim nasıl yapacağız bu işi. İsa Usta şimdi şöyle bir hafif bir nemini al parçanın. Bakın zaten içinden çıkan suları görüyorsunuz. Daha yüksek ötesin. Bakın parça şu an 60 derecelere geldi. Nem alma sıcaklıklarına geldi. Kalemi sürdüğümüzde kalem üstünde kalıyor. Turuncu turuncu tebeşir lekelerini bırakıyor. Hiçbir şekilde yanma eğilimi göstermiyor. Devam edelim. Bir çek bakalım. Evet şimdi bakıyoruz tam 20 milimetre mesafeden 215 dereceye gelmiş. Biz de demiştik 200 arıyoruz. 200'leri görüyoruz. Bakın tam belirlediğimiz noktaya kalemi şu şekilde sürüyorsunuz. Ve bu şekilde sıvılaşma, yanmayı görüyorsunuz. Hiçbir şekilde tebeşir lekesi kalmaması lazım. Bakın bu bölge daha düşük. Tebeşir kalan yer gördüğünüz gibi daha düşük sıcaklıklarda. Demek ki istediğimiz yere gelmedik. Tebeşir dedi ki bize daha bu bölgede yeteri kadar ısıtmamışsınız. Orada tamamen erimiyorum, buharlaşmıyorum dedi. Devam edelim lisansla. Tebeşire 20 milimetre mesafeden boylu boyunca sürdüğümüzde bakın artık şu an 200'ün üstündeyiz. Tebeşir tamamen yandı. Şöyle bir kontrol edelim. Gördüğünüz gibi 295'lere gelmişiz. 200. 200'ün altında olan hiçbir yer yok parça üzerinde. Şu an ideal sıcaklığa ulaştık. Bakın sağ taraf düzgün ısınmadığı için 20 milimetre mesafede bakın hiçbir şekilde ergimiyor. Şu an burada taraf yanlış bir ön ısıtma. Yani bizim buraya sürdüğümüzde de aynen sol taraf gibi bir reaksiyon almamız lazım. Parçayı tek taraflı ısıtırsanız bu şekilde şu an sağ taraf soğuk. Bu parça yüksek karbonlu bir malzeme ise kaynaktan sonra buradan ısınan etkilenmiş bölgeden çatır çatır çatlar. Tebeşiri tek tarafa sürdüm.
Halbuki güzel sıcaklık gösteriyor. Bakın tam ortayı ölçelim. Tam orta 200'ün üstünde sürüyorum. Bakın büyük ölçüde yanıyor. Ama sağ taraf daha buz gibi. Bu yanlış bir ön ısıtma. İsa Usta kasıtlı olarak bu şekilde tek tarafı ısıttı ki bu yaygınca yapılan bir hata. Homojen bir şekilde tavanın ısıtılması lazım. Isıtalım İsa Usta. Bakın gördüğünüz gibi gezdirerek kaynak bölgesini, bunu daha önce ısıtmadan önce kaynaklı bölgenin 20 mm veya işte neyse sizin emniyetli alanınız, orayı başka bir tebeşirle, çıkmaz kalemle işaretleyebilirsiniz. Gözünüz kolay bir şekilde görsün diye. Bu tamamını ısıttı. Bu genelde yapılan en çok hatalardan bir tanesi zaten. Hep böyle bir noktayı ısıtıyorlar. Evet, hep bir noktayı ısıtıyor. Yaydırarak ısıtması gereken. Ben o yüzden ilk başta onu gösterdim. Tamamını, yani emniyetli alanın tamamının ısıtılması lazım. İsa Usta eline sağlık. Eyvallah. Güzel ısıttın parçayı. şimdi birkaç toparlama da yapalım. Bizi izleyen meslektaşlarımız veya ön ısıtma konusunda çok çok daha fazla detaylı bilgi isteyenler varsa IANISO 13916 standardını açarak incelemeler yapabilirler. Çünkü bu iş sadece bu kadar değil. Aslında malzemenin bazı durumlarda malzemenin altından da ölçüm yapılması lazım. Süreyle alakalı bazı kıstaslar var. Bunlar biraz daha işin artık gurmelik tarafı. Teknik kısmın ağır bastığı taraflar. Biz burada bir önce hayat kurtarıcı bilgiyi verelim istedik size. Isı tebeşirini de böyle bizim burada kullandığımız gibi habire boyama yapar gibi kullanmanıza gerek yok. Biz size ne olduğunu görün diye böyle ince çizgiler halinde. Çıktım mı 200'e bir çizgi, bir çizgi daha, bir çizgi daha. Aslında 200'ün üstüne çıkar çıkmaz buharlaştığı için 300'leri 400'leri görmenizde gerek bile kalmayacak. Zaman da israf etmeyeceksiniz. Bir önemli nokta daha var bu konu hakkında. Bu bir test plakası. Metrajlar hiçbir zaman kaynaklı imalatta bu kadar küçük olmaz. Eğer ki ön ısıtma fırınınız yoksa, fırın varsa zaten dert değil. Veya evet, indüksiyon varsa zaten dert değil. 20 metre plaka var. Şalomayla hatır hatır ısıtıyorsunuz. Şimdi ne yapacaksınız? 1 metrelik bir kısmı ısıttınız önden. Şurası 1 metre. Şimdi operatör kaynağı başladı. Oldu burası, oldu buz gibi. Olmaz. Ya tamamı ısıtılıp ısı battaniyesiyle sarılacak ya da ön ısıtmadan sorumlu bir kişi sürekli adam başladı. Tebeşirle önünden gidecek onun. 200'ün altına düştü mü? Hemen şalomayla ısıtacak. Adam oradan geliyor. Kaynakçı geliyor. Dur. 200'ün altına düştüğü anda hemen durduracak kaynakçı. Evet. Bir dakika diyecek, buraya gelme. Ön ısıtma yapmamız lazım. Ön ısıtma operatörü olur bazı işletmelerde. Bu tarz imalatlarda. Parçanız homojen bir parçaysa, fırına sığıyorsa, tek şekilde ısıtılabiliyorsa amenna. Sürekli 200 derece diyorum, bu değişir tabii. Evet. Karbon eşdeğeri formülüne göre, karbon eşdeğerine göre 300 olur, 350 olur. Maksimum 375 olur. Üstü biraz başka konulara giriyor artık. Diyerek toparlayalım. Var mı insan sürekli bir şey? Evet, şey söyleyebilirim. Mesela sen az önce söylemiştin. Kaynak ağzının dışına sürülecek bu kalem, evet, diye. Çünkü aynen, gördüğünüz gibi kaynak ağzının içine sürerseniz bu madde kaynağın içine girip kaynağınızı bozacaktır. Kaynak ağzına sürdüğün zaman, evet, İsa Aslan'ın bittiği bu yanıcı bir malzeme. Evet. Burada aynen da lekeleri şey görüyorsunuz. Hem bozacak hem de yanlış yerden ölçmüş olacaksınız. İki tane hata unsuru üst üste olacak diyelim. Bu şekilde toparlayalım. Varsa bu konu hakkında sizin de tecrübeleriniz, bu ön ısıtmayı bin bir şekilde yapanını gördük. Evet. Sıcaklığı daha önce de bahsetmiştik. Tükürerek anlayan var, üstüne su atarak anlayan var, uzaktan 5 metreden bakayım bu tamam diyen var. Bu tarz tecrübeler olan varsa da bu arada tutturuyorlar da. Hiç yani gülüyoruz, evet, ediyoruz ama tutturuyorlar. Bu tarz tecrübeler de var. O tecrübeleri de bulursak ileride getirip buraya suyla da anlamaya çalışacağız diyelim. En yakın zamanda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.